Ama güzel yani. Vermesin mi? Ha, yok hayır, o parlaklık. Parlaklık vermesi daha iyi aslında. Buradaki çalışmalara 2022 yılı içerisinde başladık. Kale içi olarak adlandırdığımız bir nokta burası. Kale içindeki kazılarımıza 2018 yılında başladık ve biz ilerleyen yıllarda da bu açma içerisinde, bu kale içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada bir oda tespit ettik. Odanın zemininin mozaiklerle süslü olduğunu gördük. Mozaikler gerçekten çok ilginç figürleri ve sahneleri içermekte. Mozaikler tarihine baktığımız zaman milattan sonra 4. 5. yüzyıla tarihleniyor. Hadrianopolis'te daha önce tespit edilmiş olan mozaiklerden biraz daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Mozaiklerde peki hangi figürler var? Özellikle kuş figürleri çok dikkat çekici. Bir amfora var ve bir de Hadrianopolis'te daha önce görmediğimiz tarzda yapılmış bir meyve sepeti var. Meyve sepetinin üzerinde armut ve üzümler işlenmiş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Sanki orada bu meyve sepeti bir natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Ve bu özelliğiyle gerçekten Hadrianopolis'in mozaik koleksiyonuna önemli bir sahne, önemli bir konu daha eklenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kazısını yaptığımız yapının henüz ne fonksiyona sahip olduğunu tam olarak söylememiz mümkün değil. Çünkü kazının daha yeni başında sayılırız. İlerleyen dönemlerde kazılar ilerledikçe hem yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz, hem de bir kısmı ortaya çıkarmış olan bu mozaiklerin tamamını da açmış olacağız.